Evet, eş anlamlı kelimeler. Aynı anlama gelen birbirlerinin yerlerine kullanılabilen kelimelere biz eş anlamlı kelimeler diyoruz. Tekrardan belirtiyorum. Aynı anlama gelecek ama yazılışları ve okunuşları birbirinden farklı olacak. Hemen kelimelerin eş anlamlarına bir bakalım. Yaşlı kelimesinin eş anlamı ihtiyar. Yar. Armağan, hediye. Hediye. Demek ki armağan kelimesinin eş anlamı hediyeymiş. Yıl, sene. Yıl, sene. Talebe, öğrenci. Öğrenci. Mektep, okul. Okul, mektep. Aş, yemek demek. Aş, yemek. Gülünç, komik. Gülünç, komik. Buradaki eş anlamlı kelimeler aslında en çok karşımıza çıkan eş anlamlı kelimeler. Al, kırmızı. Kırmızı. Ak, beyaz. Beyaz. Neşe, sevinç demek. Neşe, sevinç. Güçlü, kuvvetli. Yanıt, cevap demek. Yanıt, cevap. Hekim, doktor. Hekim, doktor demekmiş. Öykü, hikaye. Öykü, hikaye. Kent, şehir. Kent, şehir demek. Dargın, küs. Dargın ile küs, eş anlamlı. Yel, rüzgar. Rüzgar. Yel, rüzgar. Yıl, sene. Yıl, sene. Derslik, derslik sınıf demek. Derslik, sınıf. Ant, yemin demek. Ant, yemin. Hakim, yargıç. Yargıç. Hakim, yargıç. Anı, hatıra. Anı, hatıra demek. İsim ise ad. İsmimiz, adımız. Şimdi tekrardan alalım. Konuk, misafir. Yaşlı, ihtiyar. Armağan, hediye. Yıl, sene. Talebe, öğrenci. Okul, mektep. Yemek, aş. Gülünç, komik. Kırmızı, al. Beyaz, ak. Neşe, sevinç. Güçlü, kuvvetli. Cevap, yanıt. Hekim, doktor. Öykü, hikaye. Kent, şehir. Dargın, küs. Rüzgar, yel. Yıl, sene. Derslik, sınıf. Ant, yemin. Hakim, yargıç. Anı, hatıra. İsim, at. Şimdi bunların kolay akılda kalabilmesi için belirli aralıklarla tekrar edilmesi gerekiyor. Ve bu belirli aralıkları da sesli bir şekilde yapman gerekiyor. Örneğin annen, ablam, babam vesaire
Bunları tek tek sana sorarak sen de cevap verebilirsin. Zaten cevapları doğru verebiliyorsan aklında kalmış demektir. Ve bunları belirli aralıklarla yaparsan dediğim gibi çok rahatlıkla hemen aklına gelecektir. Bunlar da zaten en çok karşımıza çıkan eş anlamlı kelimeler. Yani birinci sınıftan başlıyor lise sona kadar. Bunlar sürekli karşımıza çıkıyor. Özellikle ilk ve ortaokulda sürekli karşımıza çıkıyor. Bundan dolayıdır ki bunları sürekli tekrar etmemiz ve günlük hayatta da cümleler içerisinde kullanmamız gerekiyor.